Büyük günah işlediğimde Allah beni affeder. Hatasız ve kusursuz tek varlık Allah'tır. İnsan iyiliğe ve kötülüğe eğilimli yaratıldığı için hayatı boyunca yanlışlar yapabilir. Rabbine karşı da hata edebilir, nankör davranabilir. Allah affedici. Aff ve marifetinin bol olduğunu, şirk dışında kalan bütün günahları bağışlayacağını Kur'an'da açıkça bildirir. Ey kendileri aleyhine günah işleyerek aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Ayetinde Allah'ın günah işleyerek aşırılığa gidenlere kullarım demesi ve rahmetinden ümit kesmemelerini tavsiye etmesi çok büyük bir müjdedir. Büyük günah işlediğini düşünen kişi öncelikle şunu bilmelidir ki Rabbimizin affetmeyeceği bir günah yoktur. Günah ne kadar büyük olursa olsun kimsenin yüzüne tövbe kapısı kapanmayacaktır. İnsan onurunu yok edici suçlar olarak bilinen zina, içki, hırsızlık gibi büyük günahları işleyenler için de tövbe kapısı açıktır. Önemli olan hata ve günahlarından pişman olmak, samimi bir tövbe ve istiğfarla Allah'tan bağışlanma dileyebilmektir. İşlenen hatalar karşısında ümitsizliğe düşen insanı rahatlatan samimi bir tövbe, geçmiş yaşantıların izlerini sildiği gibi ibadet yerine de geçer. Bu yüzden İslam alimleri günahların affına vesile olacak tövbenin kabulü için bir takım hususları ön plana çıkarmışlardır. Allah katında tövbenin kabul edilebilmesi için ilk şart, hatalı davranışları fark ederek bunlardan pişmanlık duymaktır. İşlenen günahı terk etmek ve bir daha işlememek konusunda kararlı olmak kişinin tövbe konusundaki samimiyetini gösterir. Ayrıca geçmişteki hataları telafi edebilmek adına iyi amellerde bulunması tavsiye edilir. Günahların affedilmesinde işlenen günahın niteliğine göre yapılması gerekenler vardır. Günah, farz ibadetlerin terki gibi Allah'a karşı görevlerin ihlal edildiği bir durum ise affedilmesi için terk edilen ibadetlerin kaza edilmesine gayret edilmelidir. Affedilmesi istenen günahlar insanlara veya topluma yönelikse mutlaka hak ihlalinde bulunan şahıslardan helallik alınması ve verilen zararın giderilmesi gerekir.